Birinden farklı malzemelerde üretilen tesbihler ustaların binbir emeğini saklamaya devam ediyor. Onlardan biri de Zekai Usta. Zekai Usta'nın ellerinde şekillenen birçok malzeme var ama özellikle fil dişinden yapılan Osmanlı padişahlarının resimlerinin işlendiği tesbihler dikkat çekiyor. Ayşe Sonuşen'in haberini kameraman Cem Tiryaki'nin görüntüleriyle izliyoruz. Damla kehribarı, oymalı fil dişi ya da değerli taşlarla bezeli bağ tesbihler. Birbirinden farklı malzemelerde üretilen tesbihler, kimi zaman dua edenlerin ellerinde ibadet amaçlı, kimi zaman el alışkanlığının, kimi zamansa özel bir koleksiyonun parçası. Tesbihler Türkiye'de 33 ya da katları kadar boncuk tanesinin ipe dizilmesiyle yapılıyor. Tane, durak, imame ve kamçı olmak üzere 4 bölümden oluşan tesbihlerin en önemli özelliği ise tanelerin eşit büyüklükte olması. Kullanılan malzemeleri değişse de hepsi üzerinde ustasının binbir emeğini saklıyor. Teknolojiyle birlikte yapım usullerinde farklılıklar olsa da tesbihler Osmanlı geleneğinin bir yansıması. Osmanlı zamanında ki ustalar bir nevi cambazlık diyebilirim onların yaptığı işlere. Kemanelerle yapıyorlardı. Tabii elektrikli motorlar yok. Şimdi teknolojiyi çok kullanıyoruz. Elektrikli motorlarda gene el bıçağıyla elde yapılıyor. Kesinlikle otomatik bir herhangi bir işlem yok. El kalemiyle mile sadece milin dönmesi elektrikle motorda. Elimizde bıçaklarla yontarak, kumpaslarla ölçerek o şekilde dizayn ediyoruz. Kehribar, su aygırı, kuka, mercan ya da fil dişi tesbihlerse özellikle koleksiyonerlerin vazgeçilmezi. Hepsi farklı şekillerde süslenebilen tesbihlerin yapımında ustalar için fark edense taşın yapısı. Kuka rahat çalışılır. Bir cevizdir. Güney Amerika'da yetişen bir ceviz türüdür. Çalışması rahattır. Bıçağı rahat yer. Öd ağacı mesela. Öd ağacı yaptığınız zaman tozu çok alerjiktir. Yani bir tesbihi bitirdiğiniz zaman kesin 3-4 gün saman nezlesi olursunuz. Fil dişi çalışması rahattır. Su aygırı inanılmaz zordur. Su aygırını testereyle kestiğiniz zaman kıvılcımlar saçar, çelik gibi. Bıçak yemez. Üzerinde bir sır vardır. O sırı zımparalarda yemeden çalışamazsınız. Ve onu zımparalara vurduğunuz zaman o su aygırının dişinin minesini almak için kıvılcım saçar ortalığa, çelik gibi. Öyle zorlukları vardır. Bir de keri var, çok kırılgandır. Yani onu kırmadan yapabilmek hüner ister, el ustalığı ister, bayağı iyi ustalık ister. Hani çok zordur. İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı tarafından kurulan Hilye ve Tesbih Müzesi de farklı amaçlarla kullanılan geleneksel el sanatları ürünü tesbihlerin bir arada sergilenmesi adına büyük bir öneme sahip. Fatih'teki Siyavuş Paşa Medresesi'nde hizmet veren Tesbih Müzesi'nde özel tarihi taşlardan yapılan tesbihler ve İslam sanatının seçkin örnekleri meraklılarıyla buluşuyor.